Arkadaşlar merhaba. Bu bizim final sınavımızdı ve final sınavından sonra herhangi bir dersimizde olmadığı için sorularımızı yanıtlayacağımız bir ortam oluşmadı maalesef. Ben de bu sebeple bir video çekmek istedim. Bu video vasıtasıyla siz de yapmış olduğunuz hatalarınız varsa, eksikleriniz varsa bu şekilde tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. İsterseniz hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Bu arada bendeki dosya sizdekinden biraz farklı olabilir. Çünkü ben size link atmıştım sınav sırasında hatırlarsanız. Bu link üzerinde çalışmamanızı da söylemiştim. Çünkü bendeki dosya değişiyordu. İndirmenizi ve sonra çalışmanızı söylemiştim ama bazı arkadaşlarımız yine aynı link üzerinde çalışmışlar ve dosyam bozuldu. Ben de bu sebeple yeni bir dosya oluşturdum. Bunun üzerinde size göstermeye çalışacağım. Sorularımız aynı olduğu için fark etmez. Siz de aynı şekilde aynı yöntemleri kullanarak sınavınızı arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Şimdi birinci sorumuz sayfa kenar boşluklarıyla ilgiliydi ve sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 santimetre boşluk olacak şekilde bir sayfa düzenlemesi istemiştim. Kenar boşlukları istemiştim. Bunu şu şekilde yapacaksınız. Ctrl A diyorsunuz. Tüm metni seçiyorsunuz. Düzene geliyorsunuz. Kenar boşluklarından normali seçiyorsunuz. Şu an bu zaten normaldeymiş. O yüzden bir değişiklik olmadı. Sizdeyken dardı, değil mi? Böyle bir şeydi. Dardı. Hatta şurada bir kesme vardı. Bu şu yeni bir sayfadan başlıyordu. Şimdi tekrar yapalım. Kenar boşlukları normal diyorsunuz. Bunu bazı arkadaşlarımız özel kenar boşlukları özelliğini kullanarak yapmışlar. Buralara 2,5 yazdılar ve tamam dediler. O şekilde yapanlar da doğru yaptılar. Onları da tebrik ederim. O da doğru. Burada sadece kısa yol zaten eklenmiş diye biz bunu seçiyoruz. Daha hızlı oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuz tüm metin Times New Roman 11 puntu olmalı demişiz. Yine Ctrl A dedim. Giriş. Times New Roman seçtim. Hemen yanında punto büyüklüğü var. 11'e basıyorum ve düzeltmiş oldum. Bu arada sizde şu boşluklarda yoktu, değil mi? Neyse. Tüm metin iki yana yaslı olmalı demişim. Şu an nereye yaslı? Sola yaslı arkadaşlar. Niye? Sol taraf dümdüz gelirken bakın sağ taraf böyle dalgalı bir şekilde gelmiş. Bunun sebebi sola yaslı olduğu için Ctrl A diyorum. Hemen şurada bakın. Sola yaslı, ortalama. Bir arkadaşımız bu arada bu şekilde yapmıştı. Sonra da hatta itiraz da etmişti diye hatırlıyorum. Nerede yanlış yaptım diye. Sebebi bu olabilir. Bu sağ yaslama. Bakın sağ yaslandı. Buralar bozuldu. İki yana yasla derseniz arkadaşlar sanki böyle bir kutunun içindeymiş gibi sağdan ve soldan dümdüz arkadaşlar kesilir. Bu ara kelimeler arasındaki boşluklar o şekilde ayarlanıyor. Word bu işte başarılı. Diğer sorumuz tüm metin 1,5 satır aralığında olmalı demişim. Ctrl A diyorum. Tüm metin 1,5 diyorum ve 1,5 oluyor. Bazı arkadaşlarımız 1,15 yapmış. Onlar da herhalde 1,5 olarak görmüşler bunu. Onlarınkini de doğru kabul ettim arkadaşlar. Problem etmedim. Bu menüyü kullanmayı biliyorsa benim için yeterli. İsterse 3 yapar bu şekilde. İsterse başka bir şey yapar. Ben 1,5 istemiştim. Evet. Diğer sorumuz tüm başlıklardan ve paragraflardan önce 8 NK boşluk olmalı demişim. Ctrl A diyorum. Düzene geliyorum. Öncesine 8 diyorum. Sonrasına 8 diyorum. Enter diyorum. Sizdeki sıfırdı değil mi? Şöyleydi sizde. Bakın. Evet, sizde böyleydi. Paragraflar ve başlıklar gördüğünüz gibi bakın. Şurada bir başlık var. Aralar aynı. Bu özellik işte onlar arasında bir boşluk oluşturmaya yarar. Yani şu metinler arasındaki boşlukları buradaki satır aralığı belirlerken arkadaşlar paragraflar arasındaki boşluğu ise burası belirler. 8 istedim. Gördünüz mü? Bakın paragraf, biraz boşluk, başlık, boşluk. Bazı arkadaşlarımız bu paragraflara metne
hiçbir şey yapmamış. Tek tek başlıklarla böyle uğraşmış. 8-8 yapmış. Onlarınkini de kabul ettim. Sadece soruyu yanlış anlamışlar çünkü diye düşündüm. Şurayı tekrar şöyle küçük yapalım. Sıfır olsun. Tek sayfada görebilelim. Evet. Diğer sorumuz başlıklar bold olmalı. Şimdi bunun bir altını çizelim. Niye? Sınavda da söylemiştim. Zaten arkadaşlar ben başlık tanımlaması yapacağım şimdi. İçindekiler listesi oluşturacağım için başlık tanımlaması yaparken zaten bunları tekrar bold yapacak bu. Bakın böyle seçiyorum. Birinci düzey başlıkları. Başvurular kısmında metin ekle. Düzey 1 diyorum. Bakın bu şekilde işaretledi. Değiştiriyor yani. Sizin oluşturduğunuz başlığı düzey atamalarında değiştiriyor. Şimdi bu Word sürümünde bu şekilde mavi yapıyor. Bazı sürümlerde bold yapıyor. Bazen yazı karakterini değiştiriyor vesaire. Bu sebeple şu 6. soruyu sonraya bırakmanız sizin için daha mantıklı. Tüm birinci düzey başlıkları seçelim arkadaşlar. Nasıl seçiyorum? Bakın seçtim. Şimdi CTRL'ye basılı tutuyorum. Tekrar seçtim. Ve CTRL'yi bıraktım. Bırakmazsanız sayfanız böyle büyütüp küçültürsünüz. CTRL'ye basılı tutmayın. Sadece seçerken CTRL'ye bastığım bulguları seçtim. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bu arada bende şu an resim ve tablo yok. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Ama önemli değil. Ben ekleyeceğim. Sonra da size göstereceğim ilgili soru gelince. Evet, hepsini seçtik. Başvurular diyorum. Düzey 1 diyorum. Gördünüz mü? Evet. Bakın başvurular düzey 1. Şimdi hazır burası seçiliyken bir de şöyle bold yapalım. Bir de bunu siyah yapalım. Tamam olsun. Aynı anda yapmış olduk. Gördünüz mü? Şimdi ne var? İkinci düzey başlıklar. Sıradan yapalım. Şunu seçmemişiz. Bunu da bold yapalım ve siyah yapalım. İkinci düzey başlıkları yaparken, üçüncü düzey başlıkları yaparken, şu ikinci düzeyde fazla bir gelmiş. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız başlıkları atlamışlar. Bunlar ikinci düzey. Şu 1.3 veya 1.2 iki kere yazıldığı için böyle dördüncü düzey gibi düşünmeyin yani. Bu da ikinci düzey. Başlıkları atlamışlar ama ben onu problem etmedim arkadaşlar. Yani nasıl olsa yapmayı öğrendi diye düşünerek. Bunlar ikinci düzey olsun, tamam mı? Şimdi sizinkinden bir tık farklı. Sizinkinde bunlar düzenlenmişti yani. Bu üçüncü düzey örneğin. Bu ikinci düzey gibi. Şimdi kısaca şöyle bir göstereyim. Bu şekilde seçtim. Bunlar benim ikinci düzey başlıklarım olsun, tamam mı? Başvurular diyorum. Metin ekle diyorum. Düzey 2 dediğim. Evet. Şöyle yapalım. İşte böyle bir şey artık her neyse. Çok önemli değil. Ya bu arada bold da yapalım bunları tekrar. Neyse. Tekrar seçeceğiz. Basılı tutmuştum onları. Az önce. Ama unuttum bıraktım. Bu sebeple şey oldu. Tekrar seçtim. Ve siyah yapalım. Evet. Şimdi ben tek tek tüm başlıklarla uğraşmayayım isterseniz arkadaşlar. Bunlar ikinci düzey. Birkaç tane de üçüncü düzey seçelim. Olur mu? Bunlar bold olacak değil mi? Altıncı sorumuz galiba. Bunların bold olmasını istemişiz. Bold yapalım. Bu şekilde yapacaktık yani boldu. Bold olayı bu. Yani kalın bold demeyelim. Kalın olsun. İkinci düzey başlık herhalde bu. Şimdi şu da örneğin üçüncü düzey başlığımız olsun bizim. Bu bizim üçüncü düzey başlığımız olsun. Bu da üçüncü düzey başlığımız olsun.
Şurada üçüncü düzey başlığımız olsun. Başvurulardan da düzey 3 dedim. Evet. Hemen hiç bozmadan siyaha basalım. Bold yapalım. Bu da bizim üçüncü düzey başlığımız oldu. Yani böyle tek tek yapacaksınız. Çok kısa sürüyor aslında. Sınav süresi daha doğrusu yeterliydi bunun için. Arkadaşlar. Bold yapma olayını da göstermiş olduk. Başlıkların düzeyine uygun olarak içindekiler listesi oluşturulacaktır dedik. Şimdi oluşturabiliriz tek tıkla ama bir isterseniz altını çizelim. Diğerlerini de yaptıktan sonra eklememizi yapalım. Başlıklar listesini, tablolar, şekiller. Sizin sayfanızda tablolar hazırdı. Ben şuraya bir isterseniz tablo oluşturayım bir tane. Ekle diyelim. Hem nasıl tablo oluşturulduğunu da tekrar bir göstermiş olayım size. Diyelim bu bizim bir tablomuz. İçinde metinler yazılı. Sporcuların demografik özellikleri olsun bu. Tamam mı arkadaşlar? Buna bakın şöyle. Yine başvurular kısmından resim yazısı ekle diyorsunuz. Tamam mı? Resim yazısı ekle. Tablo olacağı için şekil değil tabloyu seçeceğim. Bunu tablo olarak ben tanımlıyorum. Tablo 1 nokta. Böyle atamasını yaptı. Bunu tabii tekrar düzelteceksiniz. Tamam mı? Unutmayın onu. Şuraya bir tane daha tablo ekleyelim. Şuraya ekleyelim. Nereye ekleyelim? Örneğin şunun altında olsun. Şöyle bir tablo ekleyelim. Bu da sporcuların ağırlıkları olsun. Yanlış yazdık. Evet. Bu da tablo 2 olsun. Başvurular, resim yazısı ekle. Bakın tablo 2. Yeni etiket de ekleyebilirsiniz bu arada. İşte nedir yeni etiket? Ne var bizde şimdi? Resim var, tablo var. Ama istiyorsunuz ki bir de formüller olsun. Formüller listesi oluşturmak istiyorsunuz. Yeni etiket diyorsunuz. Buraya formül yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya tıkladığınız zaman işte denklem, şekil, tablo ve formülü göreceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Tablo olarak bunu da tanımladım. Tamam. İki tane tablo. Bir de resim ekleyelim. Resim yazısı da çünkü resimler vardı sizin dosyanızda. Şuradan bir şekil ekleyelim. Resim olsun o da. Tamam. Bu da bizim resmimiz olsun. Tamam mı? Şimdi bu bakın şu seçili. Bunu da göstereyim hemen. Bu seçiliyken böyle yazıların üzerine gelebilir arkadaşlar. Şu seçiliyken yazıların arkasında böyle yazıların arkasında bir resim koyabilirsiniz. Tamam mı? Şöyle büyütelim sayfayı. Eğer şunu seçerseniz veya şunu seçerseniz arkadaşlar böyle yazıların tam ortasında kalır. Bu da bizim ne olsun? Şekil olsun. İşte ne diyelim adına? Sporcuların görüntüsü olsun. Tamam mı? Başvurular diyorum yine aynı yerden. Şimdi buradan neyi seçeceğim? Şekil seçeceğim. Ve tamam diyeceğim. İşte bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam mı? Tabii bu yazı puntosu şimdi bizimkinden farklı değil mi? Ne yapacağız tekrar? CTRL-A diyeceğiz. Times New Roman diyoruz. 10 diyoruz. Siyah diyoruz. Ve düzeltmiş olduk. Tabii de italik olmayacak. Buna basarsam hepsi italik olur. Tekrar basıyorum ve düzeliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Gayet güzel oldu. Sizdeki resimler farklıydı biliyorum ama önemli değil. Hiç önemli değil. Önemli olan nasıl yapıldığını öğrenmeniz. Şimdi ne kaldı? Tablolar, şekiller listesi oluşturulacak. Oluşturalım mı? Şöyle yapalım. Bir kesme yapalım. Tamam mı? Şuradan keselim bunu. Düzen. Kesmeler diyelim. Sonraki sayfa. Zaten ne demiştik? Birinci düzey başlıklar yeni bir sayfadan başlasın demiştik değil mi arkadaşlar? Onu da bir yapalım. Şöyle tekrar küçültelim.
Küçültelim iki sayfa şeklinde görelim. Evet. Birinci düzey bir başlık. Bu da ikinci düzey değil. Bu da birinci düzey. Kesme yapalım. Bu da yeni bir sayfada başlasın. Sonra üçüncü ana başlığımız yöntem. Bu da sonraki sayfadan başlasın. Niye böyle yapıyoruz? Niye böyle işte enter 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 demiyoruz da boşluklar oluşturarak yapmıyoruz da böyle yapıyoruz arkadaşlar? Bunun bir sebebi var değil mi? Örneğin şimdi bakın. Burada sayfa bulgular bölümü burada bitmiş. Ve yeni bir bölüm zaten buradan başlamış. İşte enter dediğiniz zaman yani bilmiyorum belki de kesilmiştir. Kesmedik ama bir şeyler yazdınız arkadaşlar. Boşluk oluşturdunuz, bir şeyler yazdınız. Bakın yeni bir sayfadan başlamıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama eğer kesme yapmış olsaydım o zaman nasıl olacaktı? Kesme diyelim. Sonraki sayfa diyelim. Evet. Şimdi tartışma kesme ile birlikte yeni bir sayfaya geldi. Şuraya enter atalım. Yeni bir şeyler yazalım. Bakın yeni metin yeni sayfaya geldi ve otomatik tartışma bölümü diğer sayfaya atandı arkadaşlar. Çünkü kesme yaptım ve dedim ki ben sonraki sayfa bakın bölüm sonu ekler ve yeni bölümü bir sonraki sayfada başlat komutunu verdim ben buna. Her zaman sayfa başında başlar arkadaşlar. Böyle bir özellik. Hiçbir zaman üstüne metin koyamazsınız bu şekilde yaparsanız. Tamam mı? Ne kaldı? Bir de sonuç vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şuradan sonraki sayfa diyelim. Delete yapalım. Yukarıya çekelim. Evet. Bu da tamam. Eğer bir birinci düzey başlık yeni bir sayfadan başladı. Kesme işlemiyle yaptık. Ve tüm sayfalara sayfa numarası verilsin demişim. Bu sayfa dışındaki. Şimdi bu sayfa dışındaki dedim ama arkadaşlar. Sınavda bu sayfaya da sayfa numarası vererek yapanlarınkini kabul ettim. Sadece işte tüm sayfalara 1 verilmiş mesela. Tüm sayfalara 2 verilmiş. Bu arada şöyle bir şey ben fark ettim arkadaşlar. Sizin Word dosyanız biraz bozulmuş. Yani eski bir metindi o belge. Bu sebeple sayfanız biraz bozulmuş. Ve bazı arkadaşların sayfa numarası eklerken yaşadığı sıkıntı sanıyorum buydu. Böyle şeyler olabiliyor. Yani siz Word dosyanızın hikayesini bilmiyorsanız işte nedir bu hikaye, kaç kesme işlemi yapıldı, başlık atandı mı gibi bu tür şeyler arkadaşlar sayfa numaraları eklerken sorunlar oluşturabiliyor. Bu son ofis sürümünde aslında bu sorunlar halloldu ama şimdi laboratuvar ortamında tüm bilgisayarlardaki ofis sürümlerinin aynı olmadığını düşünürsek farklı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Ben o yüzden bu soruyu iptal ediyorum. Herkese artı 10 puan ekleyeceğim. Ama ben yine de şimdi size sayfa numarası eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Şimdi kesme işlemleri yaptık. Kesme işlemleri yaptığımız zaman kesilmiş bölümler arasında farklı türde sayfa numaraları oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz. Şimdi birinci sayfa alta çift tıklayalım. Çift tıklamayıp şuradaki ekle bölümünden sayfa numarası ekle bölümüne de gelebilirdiniz. Ya da çift tıklama yapabilirsiniz. Sayfa numarası ekle diyorsunuz. Sayfa sonu sağda istemiştik değil mi? Sayfa numarası sağda istedik ve atamamızı yaptık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor. İlk sayfada farklı derseniz arkadaşlar bunu seçerseniz İlk sayfadakini kaldırır ve diğeri devam eder arkadaşlar. Tamam mı? Burayı da şimdi bu aslında burası birinci sayfa ama gözükmüyor değil mi? Yani istediğimiz bu şekildeydi. Tamam doğru. Ama diyelim burayı da birden başlatmak isterseniz o zaman şuradan bakın sayfa numaralarını biçimlendirebilirsiniz. Önceki bölümden devam et değil de işte başlangıç dersiniz, tamam dersiniz o zaman birden başlar. Gördünüz mü arkadaşlar? O zaman birden başlar.
Çünkü bu farklı bir bölümdü. Niye farklı bir bölüm? Burada ben çünkü kesme işareti yaptım arkadaşlar. O yüzden. Tamam mı? Böyle bir durum var. Şurası örneğin. Bakın. Yöntem. Burada kesme işlemi yaptık değil mi? Bakın 6. sayfadaydı. Buraya tıklayalım. Buraya tıklayalım. Şimdi ilk sayfada farklı diyelim. Gördünüz mü? 7. sayfa kayboldu. Niye 7. sayfa kayboldu arkadaşlar? Çünkü burası yeni bir bölüm. Yeni bir bölüm. Bakın burası bölüm 3'tü. Burası 4. bölüm. Yani benim kesme işlemi yaptığım 4. bölüm. İlk sayfada farklı dediğim zaman 4. bölümün ilk sayfası farklı olur. Tamam mı arkadaşlar? Buna basmazsam o zaman böyle devam eder. Ve bunu farklı türde de şimdi önceki bölümden devam et bakın işaretli. Yeni bir başlangıç yaptırıp tekrar birinci sayfadan başlayabilirsiniz. Gördünüz mü? Şu an birinci sayfada. Ya da önceki bölümden devam et diyebilirsiniz. Gördünüz mü? Öncekine bağlanmış çünkü bu. Buna basmazsanız o zaman bağlamaz. Basalım, bağlayalım. Evet. Böyle bir durum arkadaşlar. Sayfa numaraları bu şekilde. Bunun dışında tek ve çift sayfalar da farklı diyebilirsiniz. İşte basalım. Bakın. 6. sayfa yok. 7. sayfa var. 8 yok. 9 var. Gibi. Böyle bir durum arkadaşlar. Bu şekilde sayfa numaralarını güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar oluşturduğumuz içindekiler, tablolar ve şekiller listelerini oluşturmaya. Sayfa numaralarını da oluşturduk. Atladık orayı. Şöyle yapalım. Buraya içindekiler listesi oluşturalım. Olur mu? İsterseniz yeni bir sayfadan da başlatabiliriz. Kesme yapalım şöyle. Yeni bir sayfadan başlasın. Buraya başvurular diyorsunuz, içindekiler diyorsunuz. Bakın, bazı arkadaşlar şu el ile oluşturulan içindekiler bölümünü tıkladılar. Dolayısıyla başlık tanımlamış olsanız dahi buraya başlıklarınız gelmedi. Bu şekilde boş geldi arkadaşlar. Bunları siz şimdi kendi elinizle yazmanız gerekiyor. Bu tabi bizim istediğimiz değil. Bizim istediğimiz otomatik güncellenebilen, değil mi? Otomatik içindekiler tablosu. Yani bu veya da bu olacaktı. Bunu seçiyorsunuz. Gördünüz mü? Tanımladığımız bütün başlıklar geldi. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Sebebi şu. Resim eklersin, yeni bir başlık eklersin, yeni bir metin eklersin, ne bileyim yeni bir sayfa eklersin, sayfa numaraları değişir. Tekrar böyle içindekilere gelip işte sayfa numarasıyla falan değiştirmekle uğraşmazsın. Ne yaparsın? Sağ tıklarsın. Şuradan alanı güncelleştir dersin. Eğer sadece sayfa numaraları değişmişse bunu değiştiriyorsun. Tüm tabloyu güncelleştirmen gerekiyorsa işte başlık eklenmiştir mesela. O zaman bunu seçiyorsun ve yeni bir güncelleme yapıyor. Bunun esprisi bu arkadaşlar. Sonra gelelim şekiller tablolar listesi eklemeye. Biz iki türlü tanımlama yaptık. Şekil ve tablo. Şurada şekil seçili. Tamam diyorsun. Bir tane şekil vardı zaten. O da eklendi. Şuraya da tablo listesi ekleyelim. Tablo tamam diyorum. Sadece tablo bir yazısı geldi. Evet. Böyle bir hatayla karşılaşırsanız hemen ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz tekrar. Tekrar bir tanımlama yapalım. Şöyle seçelim. Resim yazısı ekle diyelim. Evet, tablo 1 tamam diyelim. Seçtik. Tablo 2'ye de aynısını yapalım. Tamam dedik. Tablo 2 de seçili. Tablo 1 de seçili. Zaten bu kadar tablomuz değil mi? Şimdi oluşturalım. Tablo seçtim. Tamam diyorum. Ve oluştu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunlara tabi başlıklar da ekleyebilirsiniz. Şekiller listesi diyelim. Şuna da tablolar listesi diyelim. Şimdi mesela
Bunları da içindekiler listesinde görmek istiyorsunuz diyelim, tamam mı arkadaşlar? Bunlara da hemen düzey ekleyelim. Birinci düzey olsunlar. Şöyle bir de büyük harf yapalım. Bold yapalım. Rengi de siyah olsun. Şimdi bakın. Burada gözükmüyor değil mi? Alanı güncelleştir diyorum. Tüm tabloyu güncelleştir diyorum. Ve ne oldu? Şekiller listesi, tablolar listesi içindekilere geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte bu özellikleri kullanmamızın sebebi bu. Bunları yaparken bizim Times New Roman istemiştik ya, bakın bu kalibri oldu. İşte bunları tekrar bir en son kontrol etmek gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? 11 dedik. Evet. Böylelikle tüm sorularımızı çözmüş olduk. Ben dediğim gibi sayfa numarasıyla alakalı size gönderdiğim dosyada o problemi tespit ettim. Bu yüzden o soruyu iptal ediyorum. Hepinize artı 10 puan ekliyorum. Umarım bu hata da telafi edilmiş olur arkadaşlar. Bütünlemeye kalan arkadaşlar iyi çalışsınlar. Ve yüksek puanlar almanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize gelecek eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Ve iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.